Merhabalar, ben Uğur Şenpire, Milli Gazete foto muhabiriyim. 5 senedir Galatasaray'ı içeride dışarıda takip ediyorum. Bu karenin özelliği şu, Galatasaray çok kötü bir sezon geçirmişti. 2015-16 idi yanılmıyorsam. Ondan sonra 13 tane yeni transfer yaptı. Sezon başında Östersunds'a kaybedilip bir turdan bir elenme gerçekleşti. Ondan sonraki ilk lig maçı bu. Yani yepyeni bir kadro, Avrupa'da hayal kırıklığına uğramış bir Galatasaray ve heyecanlı bir ekip vardı. Bu karenin esas özelliği şu, benim ilk maçımdı saha içindeki lig maçı olarak. Herkes köşelere geçmişti, korner direklerinin dibindeydi foto muhabirler. Ben daha önceden Gomis'in kalenin yanlarına geldiğini izlemiştim Galatasaray'a transfer olmadan önce. Elimdeki lens de biraz küçük, geniş açı lensti. Ben de kale direğinin yanına geçtim. O ara Gomis golü attı ve koşarak bana doğru geldi. İşin enteresan tarafı şu. Evet, tıklım tıklım tribünler, herkes çok heyecanlı. Bütün foto muhabirler köşelerde. Gomis bana doğru geliyor ve kimse yok. Ve ardından takım üst üste bindi, böyle çok birlik beraberliğin yüksek olduğu bir fotoğraftı. Ben de heyecanlandım. İlk maçım, kimse gelmiyor, bana poz veriyorlar falan. Seri halde harika iş çıkmıştı burada da. Bu fotoğrafı o hafta bütün işte spor gazeteleri falan kullanmıştı. Haftada 3 farklı günde bu fotoğrafla beraber giren gazete bile görmüştüm. Benim ilk maçımda böyle güzel bir hediyesi de olmuştu Gomis'in bana gelerek. Böyle bir tatlı bir hatırası da vardı bu fotoğrafın. Süper Kupa finaliydi Akhisar'la oynanan. Onyekuru ile Donk'un böyle bir yere yatıp bir poz vermesi vardı bana. Tabii bunu değerlendirmem lazımdı. Ben çekiyordum. Ben onları çekerken de Mahmut abi de beni tribünden çekmiş. Güzel de o anı ben ölümsüzleştirirken Mahmut abi de beni ölümsüzleştirmiş. Evet, o fotoğrafında benim çektiğim karede bu. Bu şekil çok tatlı, güzel bir fotoğraf olmuştu. Ve evet, bu fotoğraf önemli bir fotoğraf benim için. Yıllarca beklediğim bir fotoğraf desem abartmış olmam. Fenerbahçe stadının çıkışında böyle bir oyuncuların giriş tüneli burası. Buradan oyuncular takım otobüslerine biniyorlar. Yani gelen futbolcuyu bu yazı karşılıyor. Burası Kadıköy, buradan çıkış yok. Galatasaray'ın da 20 senedir Kadıköy'de galip gelememe gibi bir serisi vardı. Ben şu koridora geldiğimde hep şunu diyordum. Ya buradan çıkış yok ama Galatasaray bir sefer yendiğinde, şu seri kırıldığında buradan çok güzel fotoğraf çıkar. Buradan çok güzel fotoğraf karesi çıkar diyordum. O sene, o sezon Galatasaray maçı oynamadan bir hafta önce, bunu samimiyetimle söylüyorum, bir hafta önce ben bu moda girmiştim. Ya o kare bu hafta çıkar mı acaba düşüncesindeydim. Bir hafta boyunca bu anı bekledik. Ve enteresandır, Galatasaray 3-1 yendi. 20 senelik yenememe serisini kırmış oldu. Maç bittiği gibi ben hemen fotoğrafları aktarıyorum. Çok güzel kareler çıktı. Çok o akşama dair bir sürü enteresan olay vardı ama benim aklım şu karedeydi. Hemen 3-5 kare geçip gazeteye ben bu mix zone'un olduğu alana geçtim. Mix zone'un olduğu alanda bekliyorum, bir şey çıkacak. Elimde makineyi gören güvenlik burada fotoğraf çekemezsiniz dedi. Tabii ben de içimden diyordum ki yani ben bunu yıllardır beklediğim kare, abartısız söylemeyeyim. Yani burada evet bu çok bir epik bir kare olacaktı. Ondan sonra tamam dedim, ben makinamı gizledim. Makine de çok segmenti düşük, yarı profesyonel bir makineydi. Çok da yüksek bir şeyle gidemedim oraya, dikkat çekmesin diye. O ara teknik direktörüm Suat Terim gelirken ben seri halde 3 kare bastım. Tak tak tak. Sonra güvenlik ne kadar hayır çekemezsiniz dese de ben alacağımı almıştım. Bu yani o 20 senelik serinin bitme anı olduğu için çok benim için anlamı da büyüktü. Beklediğim bir kareydi. Yani hayalini kurduğum bir kareydi, açık konuşayım. Bu Gençler Birliği maçında bir kare. Galatasaray 2-0 öndeydi burada. 2-0 öndeyken herkes biraz daha rahat oluyor. Yani Gençler Birliği'nin kullandığı free kick var. Ramos kullanmıştı yanılmıyorsam. Orada enteresan bir açıklık gördüm. Yani o açıklığa dedim, herhangi bir oyuncu girmezse güzel bir kare çıkabilir. Köşeden, bulunduğum yerden şu aralığı tam görebileceğim bir açığa geçtim. Ve açıkçası biraz şans karesi oldu. Yani eğer ki Ramos Muslera'nın sağ tarafına ve köşeye atarsa güzel bir kare çıkar diye tamamen 300'lük lensi oraya odakladım. Bazen kısmet de yardım ediyor. Yani bu böyle çok seri halde çekilmiş bir şey değildi. Bütün atış boyunca 3 kare var burada.
Öyle denk geldi. Tam Muslera köşeye giderken, 90'a tabir ettiğimiz yere giderken eliyle bunu çeldi. O an işte oyuncuların bakıyor olması, taraftarların endişeli gözü ki geniş açısında bunun nereden baksanız 2000-2500 taraftar gözüküyor arka tarafta. Bu da dediğim gibi çok enteresan, epik bir kare oldu. O hafta ve ondan sonraki süreçte çok yankı uyandırdı. 2020 yılında GSEAD'ın düzenlediği Sarı Kırmızı Kareler yarışmasında da bu fotoğraf birinci olmuştu. Bana birincilik getirdi. Bunun üzerine de Muslera'nın bir eldiven hediyesi oldu bana. O da çok hoşuna gitmiş. Çünkü dünyada da ses getirmişti. Birkaç büyük sosyal medya hesabı da paylaşmıştı. Muslera'nın da bir hediyesi oldu. Bunda tatlı bir hatırası var. Bir diğer kare bu. Bahsettiğim sezondu yanılmıyorsam. Yeni 13 transferin yapıldığı sezon. Dinayer maç bittikten sonra yedek kulübesine doğru geliyordu. Bir tane futbolcuyu yakalasam da şu 2-0'ı gösteren bir kare çeksem çok güzel olabilir düşüncesindeydim. Dinayer de beni kırmadı sağ olsun. 2-0 skoru gösteren fotoğrafı anı önümsüzleştirmiş olduk. Güzel oldu bu da. Çok acaba yenisi gelir mi dedim. Şimdi bir sonraki karede başka bir şey anlatacağım. Yine bununla benzer bir hikaye. Bu yanılmıyorsam bir sonraki seneydi. Yani Dinayer'den bir sonraki sezon. Galatasaray yine Beşiktaş'ı 2-0 yendi yanlış hatırlamıyorsam. Bu sefer de Donk'la Henry Onyekuru vardı. Onları aynı kareye alayım dedim. Çünkü çok tatlı bir gelenek gibi oldu. Onlar da yine scoreboard'a bakıyorlardı. Ve ben aşağı geçip yine o geniş lensle beraber bunu bir ölümsüzleştirdik. Güzel bir anıydı bu da. Bu maçta bir tane daha olacak. Bir de hazır yakalamışken an da güzel diye Luyendama'nın bir karesi olacak. Bir de onu çekmiştik. Aynen bu. Luyendama da aynı kareyi verdi. Herkes scoreboard'a bakıyor falan. Tatlı oldu. Bunun anısı da güzeldir. Burada Emre Akbaba'nın bir golü var. Ben yani taraftarların gol sevinçlerinde olması o kareye çok anlam katıyor. Taraftarlarda burada en azından 20 tane 30 tane farklı hikaye var. Tek tek incelediğimizde sevinenler, şaşıranlar, farklı farklı sevinç türleri. Burada Emre de çok beğenmişti bu fotoğrafı. Emre gözükmüyor. Bilerek yaptığımız bir şey değildi. Makine o an Emre'ye odaklamadı. Yanlış yerde odak anındaydı. Bastım ama anladım ki arkadaki kareler dediğim gibi her biri farklı bir hikaye barındırıyor. Çok tatlı bir kare oluştu. Bunu da bilerek yaptığım bir şey değildi. Açık konuşayım. Falcao'yla da aramızda böyle bir enteresan bir diyalog vardı. Belki ben tanıyan arkadaşlar bilirler. Kırmızı şapkayla maçları takip ediyorum. Kırmızı şapkadan dolayı Falcao beni gördüğünde özellikle gollerden sonra falan poz vermeyi severdi. Bu da Falcao'nun eşinin baş harfini, isminin baş harfini yapıp poz verdiği bir andı. O sezon çok fazla Falcao'nun böyle bana özel pozu olmuştu. Belhanda'nın da yine o köşede sadece ben herkesin kalabalık olduğu bir köşede, sağ köşede herkes vardı. Ben sol köşeye geçmiştim. Belhanda da istemsizce diğer tarafa değil bana doğru gelince bu karede bir tek benim çektiğim Başakşehir maçında böyle tatlı bir an olmuştu. Bu da güzel bir kare. Yine o Süper Kupa maçı, Donkların, Onyekuruların sevindiği kare. Burada da Mahmut abi beni Cagney'in oğluyla fotoğrafını çekerken o da beni ölümsüzleştirmiş. Bu Avrupa Kupası maçı sonrasıydı. Çok birlik, beraberlik halinde takım. Bu da GSEAD'da ödül aldığı için bir önemi vardı benim için. Bu da GSEAD'da ödül alan fotoğraflardan bir tanesi. Bu karenin önemi şu. Kerem Aktürkoğlu çok gol attı. Milli takımda gol attı. Galatasaray Avrupa'da ligde gol attı ama Kerem'in ilk attığı gol bu. Gol maçın son dakikalarında olmuştu. Hatayspor maçı yanılmıyorsam. Hakem golü iptal etmişti. VAR kararı bekleniyordu. VAR kararı beklenirken bir anda Kerem'in etrafında Marcao, Emre Taşdemir, Taylan toparlandılar ve böyle ona destek verecek bir poz oluştu. Çok tatlıydı. Kerem de sonra bunu çok beğendi. O hafta medyada da çok konuşuldu. Kerem'in ilk golü bu. İlk golünün VAR kararının beklentisi. Çok tatlı, güzel bir andı bu da. Bu Fenerbahçe maçının o bahsettiğimiz az önceki maçta çok çok fazla kare vardı o maça dair. Uzun yıllar hatırlanacak kareler. Bu da Falcao'nun gol sevinciydi. Fenerbahçe taraftarlarına doğru gitmişti. Bunu da öyle bir an. Dediğim gibi bazı futbolcular böyle bireysel poz vermeyi neredeyse portre çekimi gibi seviyorlar. Cagney de onlardan biri. Kırmızı şapkamla beraber beni bulup bana özel verdi. Giresun maçı olabilir bu sezon başında.
Jagdin'in de bu pozu hoş, tatlı bir poz. Bu da bir Fenerbahçe maçı. İçerideki maç olabilir. 2-2'lik maç olabilir. Yine dediğim gibi bireysel oyuncuların sevdiği pozlardan biriydi. Donk da burada golden sonra sevincini kameraya yapmıştı. Bu fotoğrafın önemini anlatayım. Şimdi normalde bu fotoğraf, evet, çok fazla gol sevinci var. Sevinçlerden bir sevinç gibi durabilir ama ben bahsettiğim ilk sezonda Bursaspor deplasmanında Santra düdüğünde yerime geçerken tribünlerden torpil atılıyordu. Bir tanesi tam benim kafamda patladı. Yani alnımda hala küçük de olsa bir izi var. O an bir dünya karardı. Bir 15 saniye göz kapalıydı. Ben sağ gözümü kaybettiğimi düşündüm. Benim için çok acı bir andı. Bir 15 dakika ambulansa falan gittik, tedavi gördük ve gözümü açtılar. Kan, yanık kokusu, sıkıntılı bir durumdu. Ondan sonra ambulansın beni hastaneye götüremeyeceğini, burada bir tane ambulans olduğunu ve maç sonunu beklemem gerektiğini söylediler. Ben de o acı sızı ya rağmen pansuman yapıldıktan sonra maçı takip etmiştim. Galatasaray 1-0 mağlup durumdaydı. Ardından bulduğu 2 golle öne geçmişti. Bu da yanılmıyorsam Tolga ile Galatasaray'ın ikinci bulduğu gol sevinciydi. Yani bunun özelliği de dediğim gibi başım sargılı ve yanık vaziyette çekmiş olduğum bir kare. Onyekuru'dan koşuver karesi. O maçta Onyekuru'nun çok fazla kuyusu vardı. Bu en son dakikada gelen goldü. Tabii stresli bir ortam ama Onyekuru'nun bu fotoğrafın net çıkması o strese rağmen beni de mutlu eden anlardan biriydi. Çok çok yorgunduk, çok kare basmıştık. Neredeyse o maçta 2000-2500 kare basmışımdır. Bu da öyle bir an. Geçen seneki Alanyaspor maçıydı yanılmıyorsam. Takım halinde 5'inin aynı hizada zıplıyor olması tatlı ve instantane oluşturmuştu. Güzel bir andı bu da. Yerdeki çamurlar, havada yağan kar fotoğrafı daha da güzelleştiriyor. Bu tarz yağmurlu ve karlı havadaki fotoğrafları çok severim. Çalışmak çok zor olsa da bizim için. Karlı havada, yağmurlu havada ekipmanı koruyoruz. Ekipmanı korurken bir yandan anı kaçırmamak lazım. Ve bir de odaklama sıkıntı oluyor. Bu tarz dikkat çekici çok fazla görüntüde malzeme olunca. Ama benim en sevdiğim fotoğraflar genelde böyle yağmurlu, karlı havada çekilen fotoğraflar oluyor. Bu çok tatlı bir andı. Zemin çok karlı, çamurlu. Ve o an Markao gelmişti yanılmıyorsam. Markao zemini temizlemişti. Yerde çamurlar, karlar çok ölümsüz anlardan biriydi bu da. Onyekuru da birebir fotoğraf vermeyi sever. Böyle kadraja girmeyi sever. Geçen sene kiralık için tekrar geldiğinde bir maçta ama hatırlayamadım hangi deplasman. Yine kadrajı çok seven futbolculardan Gomis. Gomis'in böyle belki abartısız onlarca fotoğrafı, yüzlerce fotoğrafı var. Bu seneki Göztepe maçında Göztepe tribünlerine karşı yaptığı sevinçti. Bunu da böyle ölümsüzleştirmişiz. Fotoğrafta taraftarların tepkisi aslında fotoğrafı daha da güzelleştiriyor. Patrick Van Aanholt skor 2-2 iken 3. golü bulmuştu ve 3-2 Galatasaray üstünlüğe taşımıştı Çaykur Rize karşısında. Burada taraftarların tepkisi fotoğrafı çok daha güzelleştirmiş. Mustafa Muhammed'in uzun süre gol atamama sıkıntısı vardı. Onu çözüp tribünlere gittiği, kendini sevinç anında kaybettiği anlardan biri. Yanılmıyorsam Lokomotiv Moskova maçıydı. Feguli'nin golü çok hızlı gelişmişti ama o havadaki çimler falan, bu tarz fotoğrafları da çok severim. Yani olabildiğince anı durduran, böyle saniye saniye yakınlaştırıp takip edebileceğim fotoğraflardan biri. Bu da Feguli'nin gol vuruşuydu. Bu golle sonuçlanmıştı ki yani kaleci bile oraya vuracağını beklemiyordu. İyi odaklanmıştık, iyi denk geldi diyelim. Bu yanılmıyorsam 21. şampiyonluğun gecesiydi. Muslera oğluna bakıyordu ki çok tatlı, çok duygusal bir an. Muslera'nın da sonra çok hoşuna gitmişti bu fotoğraf. Ya bir baba ve oğul arasındaki o anı yansıtıyor, duyguyu yansıtıyor. Çok böyle aşkla, sevgiyle bakıyor oğluna. Çok, çok güzel bir andı bu da. Ahmet var burada. Burada en fotoğrafın duygusal yeri. Ahmet en üstte, Donk'la Babel'in yanında. Burada esas fotoğrafı güzelleştiren, benim en sevdiğim fotoğraflardan biridir bu. Belki 10 tane en sevdiğim fotoğraf koysak bunu onun içine alırım. En önemli sebebi de gönül verdiğin takım kupa kazanmış,
ve oyuncular gelip tribünün önünde tam burada orta sahanın orta saha çizgisinin orada gelmişti futbolcular. Taraftarlarla bir arada fotoğraf veriyor. Yani gönül verdiğin takım şampiyon bir kupa alıyor, kupa kazanıyor ve o karenin içinde sen de varsın taraftar olarak ki burada yüzlerce taraftar var karenin içinde. Çok çok hoş bir andı. Burada rahmetli, Allah rahmet eylesin, Ahmet'i de fotoğrafta görüyoruz. Başka bir sarı kırmızı karelerde buluşmak üzere. Hoşça kalın.